Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi gündemde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel bir şey ya. Teşekkür ederim. Kim yaptırıyorsa, yapıyorsa da. Yabancı devlet gelip de oraya girmesin arkadaş. Bizim vatanımız orada, bizim toprağımız. Dedelerimiz oraya kan döktü. Anladın? Onun için yapışsın istiyoruz. Camide olsun, her şey olsun. Etliya dediği gibi geç kalmış. Bütün devletlere de uyarsınlar Etliya ki topraklarımıza kimse el atamaz. Onun için tercih ederim, yapsın. Vallahi milletimiz için güzel bir şey. Ayasofya zaten Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a girdiğinden beri bizim de cami olarak geri açılması gayet güzel oldu. Yani bu bizim egemenliğimizi temsil ediyor. Daha iyilerini de yapacağız inşallah. İstanbul bizim kalacak. Teşekkür ederim. Ayasofya'nın müze olarak kalmasını istemiyoruz. Ya Hristiyanlara verilsin kilise olsun ya da Müslümanlara verilsin cami olsun. Orası bir ibadethane. Kimin egemenliğindeyse onlar kullansın. Kimin cemaati çoksa onlar kullansın. Mühim olan oranın ibadethane olmasın. Açılmasını istiyoruz yani. Güzel bir şey. Çok güzel bir şey. O aslında zamanında yapılması lazımdı. Nasıl? Geç mi kalındı? Çok geç kalındı. Çok geç kalındı. Çünkü en güzeli de camiye çevrilmesiydi. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Hür bir devlet olduğu için de bu yüzden dolayı da en doğrusu yapılmalıydı. Aslında Ayasofya geç kalınmış. Bu zamana kadar gerçekten yapılması gerekiyordu. Belki bazı dış güçlerin bu oyunu ama inşallah zannettiğim kadarıyla bu iktidar bu oyunu bozacak. Bozarsa zaten kendine yakışanı yapmış olur. Dolayısıyla bu Ayasofya'nın cami olmasından yanayız. Neden olmasın? Kendi ülkemizde böyle bir mirasın bırakılıp da camiye dönüşüm olması veya olmaması gerçekten Türkiye'nin bir ayıbı. Dolayısıyla inşallah bundan sonra ora açılır. Açıldıktan sonra da hepimiz Ayasofyalı oluruz ya. Ayasofyalı oluruz. Ne kadar güzel olur. Siz de bu konuyla ilgilendiğiniz için bu duyarlılığınızdan dolayı da radara çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın. Olumlu buluyorum. Memnunum. İnşallah dönüştürülür. Geç kalındı mı? Geç kalındı sizce? Evet, geç kalındı. Ama kısmet bugüneymiş çok şükür. İnşallah dönüştürülür. Katılıyorum. Bir an önce zaten gecikmiş bir şeydi. Yapılmasına seviniriz açıkçası. Türk ve Müslüman birliği olarak. Geç bile kalınmış bir durum. Bir an önce camiye dönüştürülmesini istiyorum tabii ki. Yani çok güzel bir şey. Kim düşündüyse çok güzel düşünmüş. Yani tarihi eserleri böyle güzel şekilde değerlendirmemiz güzel olur. Ayasofya yıllardır söyleniyor. Biraz da siyasi bir olaylar. Bana sorarsanız Ayasofya'nın cemaate açılması lazım. Hiç bunun lamıcım yok. Hükümet de isterse bir kararnameyle şak diye çıkarır bunu. Böyle bir cumhurbaşkanı da zaten yetkisi de var, yüreği de var. Diyecek bir şey yok ya. Bana sorarsanız net söyleyeceğim şey bu. Onlar bizim camimizde kardeşim götürüyor. Yunan bayrağı, Rum bayrağı asıyor mu? Biz de bunu pekala yapabiliriz. 500 sene önce, 500 küsür sene önce bu şartlarda bu İstanbul alan onun gerisindekiler işte. Onların ecdatları aldı bunları. Bunlar da bunu çok fevkalade cemaate açabilirler. Bu milletin %90'ına da sorsanız bence hiçbir sakıncası yok. Açılsın kardeşim ya, açılsın. Sonuçta Türkiye'de yaş ortalaması 70. Benimden 100 yıl yaşıyor kardeşim. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Daha doğrusu Allah'a gideceğiz. Orası da ibadethane. Açılması lazım. Bana sorarsanız bu. Bence sadece müze olarak kalmalı. Şu anda camiye dönüşülmesi veya kilise olarak kalmasını değil, şu an müze olarak devam etmeli olarak düşünüyorum. Doğru olan o. Bir an önce dönüştürülmesi lazım. Evet. Orası fethin sembolüdür. Karşılığını bulması lazım. Yeterince cami var ibadet için. Orada öyle kalmış, müze olarak devam etsin. Benim için hiçbir sakıncası yok. Her adım başı cami, her 300 metrede. Camiye karşı değiliz de. Okul lazım bu ülkeye. 45 kişi bir sınıfta değil, bilgi eğitecek ki aç insan kalmayacak. Üretecek. Tüketici bir toplum değil, üretici bir toplum olacak. Bence geç bile kalındı. Daha önceleri yapılması lazımdı. Hemen açılması lazım.
Şimdi bu Ayasofya Müzesi önceden Atatürk zamanında 1937'de burası camiymiş. Sonradan burada Rumlar çoğalınca camilikten çıkarılmış, müzeye çevrilmiş. Tamam mı? Sonradan şimdi yasa çıkacak geri, yani %99 geri camiye dönecek yani. Çünkü niye? Kiliselere biz ellemiyor mesela. Niye? Serbest kilise, isteyen kilise yapabiliyor. Burada satan aslı cami olduğu için müzeye çevrilmiş, geri camiye çevrilecek yani. En güzel eser bu yani. Çünkü Atatürk'ün zamanında burası normalinde camiymiş. Atatürk o zaman oraya cami yaptı olarak verilmiş 1937'de. Anlatabildim mi? Yani normali bu cami olması. Ha, müze de güzel ama oranın cami olması daha güzel yani. Ha, öbür şeyler mesela Ermeniler falan diyor ki yok efendim burası kilise olsun. Ya kilise var satan kaç tane kilise var o bölgede. Kiliseye ne gerek var? Cami varken Atatürk yapmış. Yani Atatürk'ün zamanında verilmiş burası. Cami olarak kalmış, cami olarak kalacak. Yani yasa değişecek, mecliste bir geçecek hemen satan. Yasayı da efendim, bura cami diyecek, cami olacak. Başka alternatifi yok. Olsun efendim, niye olmasın? Bize cami lazım. Kilisesi varsa kiliseye gitsin. Kim ne diyor, bir şey diyor mu? Bak yakıyorlar. Yunanistan'da camileri yakıyorlar. Motervatı, biz bir şey diyor mu? Burada kiliselere bir şey yapıyor mu? Yok. Herkes sür. İstediğini yapabilir. İbadetine giden, ibadetine, kilisesine giden, kilisesine gitsin. Doğru mu? Doğru mu?